Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Bu çalışma sizin için yeterli gelmeyebilir. Bu yüzden ben benzer konulardan oluşan ekstra bir çalışma daha yayınlayacağım. Ayrıca sınavınıza daha iyi hazırlanmak istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu sınav yönergesine göre sadece ilk iki üniteden sorumlusunuz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kalem ve kağıdınız hazırsa ilk soru geliyor. İlk soru Steve Jobs hakkında. Paragrafı okuyup soruları cevaplandıralım. Steve Jobs 1955 yılında Palo Alto, Kaliforniya'da doğdu. Mühendisliğe ilgi duymasına rağmen gençlik tutkuları farklıydı. Kendisi Amerikalı bir mucit ve devrim niteliğindeki ürünleri artık modern teknolojinin evrimi olarak görülen bir tasarımcıydı kişisel bilgisayarın daha fazla insana hitap edeceğini anlayan ilk girişimcilerden birisiydi. Paragrafı okuduk. Verilen soruları çözelim. Birinci soru. What is the text about? Paragraf ne hakkında? The text is about Steve Jobs. Paragraf yani verilen metin Steve Jobs hakkında. İkinci soru. Steve Jobs ne zaman doğdu? Steve Jobs was born in 1955. 1955 yılında doğdu. Steve Jobs'ın mesleği neydi? He was an American inventor and designer. O, Amerikalı bir mucit ve tasarımcıydı. Birinci soru cevapladığımıza göre ikinci soruya geçebiliriz. İkinci soruda üç kişi konuşuyor. Bill, Harry ve Kevin. Bill, I could swim better in the past. Ben, geçmişte daha iyi yüzerdim diyor. Harry ise, ben gençken maraton koşardım diyor. Kevin, benim babam resimde iyiydi. Ama şimdi yapacak vakti yok diyor. Konuşmalar bu şekilde. Şimdi soruları cevaplayalım. Birinci soru. Who was interested in art in the past? Geçmişte sanatla ilgilenen kimdi? Resim çizen, sanatla ilgilenen Kevin's father. Kevin'in babasıydı. Eğer uzun cümle kurmak istiyorsanız, Kevin's father was interested in art in the past. Geçmişte Kevin'in babası resimle yani sanatla ilgileniyordu. İkinci soru, was Harry good at sports? Harry, sporda iyi miydi? Yes, evet iyiydi, maraton koşuyordu. Tam cümle kurmak istiyorsanız, yes, Harry was good at sports in the past. Harry, geçmişte sporda iyiydi. Son soru, who could do water sports? Su so, sporları yapan kimdi? Sporlarını yapan bildi Çünkü yukarıda geçmişte yüzmekte iyi olduğunu söyledi. Bill, could do water sports in the past. Bill, geçmişte yüzme sporları yapıyordu. Sıradaki soru yine bir diyalog sorusu. John, Terry, Gina ve Philips konuşuyor. John: Ben spor arabayı sedan arabaya göre tercih ederim. Would rather bir şeyi tercih etmek anlamına gelir. Terry ise ben çizmeye çok düşkünüm diyor. Gina yapmayı en çok sevdiğim şey arkadaşlarımla sinemaya gitmek diyor. Philips ise yüzmekten hoşlanırım diyor ama futbol oynamak benim favorimdir. Şimdi verilen boşlukları dolduracağız. John şunu satın almayı şuna tercih ediyor. Satın almayı istediği şey bir spor arabadır. Buraya a sport car yazarız. Tercih ettiği istemediği şey ise bir sedan arabadır. İkinci soruda bir isim yazacağız. Film izlemeyi seven kişi kimdi? Gina'ydı. Arkadaşlarıyla film izlemek en sevdiği şeydi. Üçüncü soruda yeni isim yazacağız. Resimde iyi olan kişi Terry'dir. Dörtte ise Philips şunu yapmayı sever. Philips'in en sevdiği şey playing football. Futbol oynamaktır. Bu soruda bir kulübe başvurmak için bir başvuru formu var. Onu birlikte dolduracağız. Blue High School Clubs denen bir kulüp var. Buna üye olmak istiyorsak bu formu doldurmamız gerekiyor. Name surname isim soyisim demektir. İsminizi yazabilirsiniz. Applying for ne için başvuru yaptınız? Ben mesela buraya photography club yazdım. Fotoğraf kulübü. Personality kişisel özellikler demektir. Kendi kişisel özelliklerinizden bahsedebilirsiniz. I am friendly and enjoy working in a team. Ben arkadaş canlısıyım ve takım halinde çalışmayı severim. Interest ilgiler demektir. I am interested in photography and capturing moments. Ben fotoğraflarla ve anı yakalamakla ilgilenirim. Abilities yetenekler demektir. I can edit photos with Adobe Photoshop. Ben Adobe'nin programlarını kullanarak fotoğrafları editleyebilirim. Burada da herhangi bir yeteneğinizden bahsetmeniz gerekiyor. Abilities yetenekler demektir. Bu soruyu hallettiğimize göre sıradaki soru geliyor. Bu soruda sizden istenen şey şu. Hayalinizdeki meslekle ilgili bir mektup yazacaksınız. Bu mektupta aşağıdaki başlıklar olacak ve bu başlıklarla ilgili en az bir tane cümle kurmanız gerekiyor. Birincisi profile and personality. Profil ve kişisel özellikler. Education eğitim, work experience çalışma deneyimi. Skills yetenekler hobi size hobiler demektir. Ben örnek olması için bir tane yazıyorum. Siz isterseniz herhangi bir bilgiyi değiştirebilirsiniz. Profile kısmına motivated and adaptable yazabiliriz. Motivasyon sahibi ve uyumlu. Education kısmına ise bilgisayar teknolojilerinden mezun. Work experience kısmına ise yazılım geliştiricisi olarak çalıştı yazabiliriz. Skills yetenekler demektir. Programlama dillerine hakim. Hobbies ise hobiler demektir. Buraya yapmaktan hoşlandığınız herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Enjoy hiking and photography. Doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılıktan hoşlanır. CV yazma konusu oldukça önemli yazılısınanıza mutlaka gelecek. Bu yüzden bunu bol bol tekrar etmeyi ve pratik yapmayı unutmayın. Son soru yine size sorulmuş bir soru. Kendinizle ilgili en az 4 cümleden oluşan bir paragraf yazmanız isteniyor. Bu paragrafta sevdikleriniz, sevmedikleriniz, tercihleriniz ve hobileriniz olmalıdır. Ben örnek olması için bir tane paragraf yazdım. Siz isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. I like playing football with my friends after school. Okuldan sonra arkadaşlarımla futbol oynamayı severim. I enjoy listening to music, especially rap song. Ben müzik dinlemeyi severim, özellikle rap şarkıları. My favorite subject is science, but I dislike history. Benim en sevdiğim ders fen bilimleri. Ama tarihi sevmem. In my free time, boş zamanlarımda kitap okumayı ve film izlemeyi severim. Sevdikleriniz, sevmedikleriniz, tercihleriniz ve hobilerinizle ilgili benim gibi kısa bir paragraf yazmanız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sınav sorularını birlikte çözdük. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Yazınıza da daha iyi hazırlanmak istiyorsanız ekstra çalışma videosunu izleyip uygulamayı da kullanırsanız eminim başarılı olacaksınız. Hepinize başarılar.